İmanın altı rüknünden olan ahirete iman dediğimiz mevzulara geldik gençler. Ahirete iman maddelerinden evvel kıyameti ne yapıyoruz? Müstakil değerlendiriyoruz. Kıyamet dediğimiz hadise malum, tabiri caizse hayatın sonu, dünyanın sonu, ahiret hayatı diye tanımladığımız hayatınsa bir nevi başlangıcı olan bir vaka olduğundan dolayı ahirete imandan bağımsız evvelde, ahirete iman meselelerinden evvel kıyamet meselesini ne yapıyoruz? Ondan dolayı irdeliyoruz. Kıyamet gençler, ayağa kalkmak, dikilmek, efendim dirilmek gibi manalara haiz olan bir kelimedir. Istilahta ise, din tanımında ise Müslümanlar için kıyamet dendiğinde bütün kainatın, mevcudatın, efendim daha astronomik tabirle gökadaların, galaksilerin nizamlarının bozulması, yok olmasıyla tanımlanan bir ifadedir kıyamet. Bunu Müslümanlar ne yapıyorlar? Böyle biliyorlar. Kur'an-ı Azimüşşan'da kıyamet ve kıyamete giden süreçleri anlatan o kadar çok ayet-i kerime vardır ki. Ondan dolayı işte iman mevzularında en önemli meselelerden bir tanesi, imanın altı rüknünden biri diye zikrettiğimiz en önemli mesele, işte ahirete iman dememizin sebebi aslında Kur'an'ın ve sahih hadislerin bu meseleyi çok fazla işlemesinden kaynaklanıyor. Yani inkarı mümkün olmayacak aslında derecede kat'i olan bir mesele. Muhakkak zuhur edecek olan bir mesele. İnananlar açısından söylüyorum. Ondan dolayı da Allah-u Teala ne yapmış? Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok ayet-i kerimede kıyamet safhalarını, kıyametin dehşetli anlarını, yerlerin ve göklerin nizamının bozuluş süreçlerini özellikle işlemiş. Hatta müstakil sureler halinde dahi bizler baktığımız zaman toplu olarak birçok kıyamet sahnelerinden bahseden toplu halde sureler dahi nedir? Vardır. İşte İnfitar suresi gibi, Tekvir suresi gibi, işte Kıyamet suresi gibi sureler diğer surelerden biraz daha farklı olarak kıyamet sahnelerinin birçok hadiselerini bir arada toplu halde zikreden nelerdir? Surelerdir. Her ne kadar Kur'an'ın farklı farklı ayetlerinde kıyamet saatinden bahsedilse de, kıyametin dehşetinden bahseden ayetler olsa da toplu manada, yani birçok özelliğini anlatan sureler açısından da işte baktığımız zaman genelde bu sureleri ne yapıyoruz? Ön planda görüyoruz. Hatta İnfitar suresi olsun, Tekvir suresi gibi sureler için sahih hadisler içerisinde ne vardır? Bilgiler vardır. Kıyametin gözünüzle görürcesine tefekkür etmek isteyen veya kıyameti görmek isteyen İnfitar veya işte Tekvir suresi gibi sureleri okusun diye özellikle tavsiye edilen sahih hadisler vardır rivayetler içerisinde. Bu hadislerin zikredilmesinin sebebi budur. Çünkü başından sonuna kadar bizler o surelere baktığımız zaman işin doğrusu kıyametin safhalarını, o süreçlerini böyle bir film şeridi şeklinde ne yapıyoruz? Net bir şekilde safhaları görebiliyoruz. Neyden sonra ne geliyor? Neden sonra ne gelecek? Hangi safhalar, hangi süreçler? Efendim neyi tetikleyecek tarzında böyle vakalar.
Bir de gerek Kur'an-ı Azimüşşan'da gerekse yine hadis kaynaklarında gençler kıyametin evvelinde yani kıyamet süreçlerinden öncesinde kıyameti haber veren, kıyamet safhalarının başlayacağını beyan eden, edecek tarzda bazı neler vardır, alametler zikredilmiştir. İslam kaynaklarında bizler baktığımız zaman bu alametlere ne diyoruz? Ulema ikiye ayırmış. Büyük alametler diye ayrımlarda bulunmuşlar. Küçük alametler diye efendim ayrımlarda bulunmuşlar. Büyük alametler efendim ulemaların akaid eserlerine aldıkları büyük alametler diye zikredilen 10 büyük alamet diye zikredilen mesela malum Huzeyfetül Yeman radıyallahu anh'ın hadiste beyan etmiş olduğu bir hadis var. O hadistir. Orada anlatılanlardır. Ulemalar onu olduğu gibi ne yapmışlardır? Eserlerine kaydetmişlerdir. Kıyamet öncesinde işte bu 10 büyük alamete iman kaidelerine dahil etmişler. Sebebi ise bu 10 büyük alametin çünkü içerisinde ayetlerle sabit olan vakalar vardır. Yani ekstra ayetler de bahsetmiştir. Ondan dolayı işte bunları ne yapmışlar? İman kaidelerine dahil etmişler. Ayetlerden dolayı. Anlatabildim mi? Onun için bunlar önemli şeylerdir. Küçük alametler diye beyan ettikleri ise genelde hadislerde, hadis rivayetlerinde ve sahabelerin kendi rey ve görüşleriyle bize ulaşan nelerdir? Rivayetlerdir. Bir sürü mesela küçük alametlerle alakalı kaynaklarda rivayetler vardır. İşin doğrusunu konuşmak gerekirse küçük alametlerin her birisi çıkmıştır gençler. Hepsi bakın çıkmıştır. Küçük alametlere bizler baktığımız zaman efendim fuhşun mesela yaygınlaşacağı, kumarın, adaletsizliklerin, insan ölümlerinin efendim içkinin bu tarz yani birçok vakanın yaygınlaşacağını, çoğalacağını vurgulayan genelde hep rivayetlerdir. Bunlar da şöyle baktığımız zaman hepsi zaten ne olmuş? Zuhur etmiş durumdadır. Ondan dolayı işte küçük alametlerin hepsi zuhur etmiştir. Büyük alametleri gerçi İslam Müslümanların çoğunluğu şu an büyük alametleri bekliyorlar. Lakin bizler büyük alametlerin dahi 10 taneden 3'ünün zuhur ettiğini, 4'üncünün zuhur etmek üzere olduğunu da ekstra belirtiyoruz. Günümüz Müslümanlarından farklı olarak. Tabi Müslümanların çoğunluğu büyük alametler safhasının başlamadığına şu an inanıyor. Oysa azınlık olan bizler gibi bazı Müslüman gruplar ise efendim ne diyoruz? Diyoruz ki hayır büyük safhalar da çoktan başlamış durumda. Böyle bir işin doğrusu süreç. Hatta bize göre 10 büyük alametin tam böyle ortasındayız. Ahir zamanın tam böyle göbeğindeyiz desek daha doğrudur. Yani millet hala işin tuhafı ahir zaman bekleyenler bile var Müslümanlar içerisinde. Oysa ta ortasına kadar gelmişiz. Efendim ama hala ilginçtir. Böyle bir gaflet sergileyenler söz konusu. Bunu da gaflet diye niye telakki ediyoruz? Çünkü gaflet dememizdeki en büyük etken ve sebep gerek naslarda gerekse hadislerdeki işte o lafızları ve manaları maalesef anlayamamaktan kaynaklanan durumlardır. Bunlar önemli hususlardır gençler. Çünkü kıyamet ve kıyamet safhalarından bahseden özellikle gerek ayetler olsun gerekse hadis-i şerifler olsun ki hususen o büyük alametlerden bahseden hadislerin hepsi istisnasız müteşabih lafızlar içerir. Bu kaideyi işte görmediklerinden kaynaklanır. Sebebi aslında budur. Müteşabih lafızlar
içerdiği için o ifadeler anlatıldığı gibi beklenmez. Oysa ümmet bugün işte gaflet sergileyenlerin, sergilemelerinin sebebi budur. O hadislerde okudukları metinlerde anlatıldığı şekliyle bekledikleri için bekliyorlar. Çıkmadı zannediyorlar. Oysa müteşabihatın anlamlarından bir tanesi budur. Kapalı, üstü örtülü olan şeyler demektir. Manası birkaç taneden oluşabilen manalar demektir. Efendim, Kur'an ifadesiyle bakacak olursak, dinde derinleşmiş olan ulemaların, derinleşmiş olan alimlerin haricinde de işin doğrusu bu manaları kolay kolay çözecek insanlar yoktur, azdır yani. Çünkü Kur'an müteşabihatın hikmetlerini en iyi anlayacak olanların dinde derinleşmiş olan alimler olduğunu özellikle ne yapmıştır? Vurgulamıştır. Ondan dolayı da işte tarihen bizler baktığımız zaman bütün bu kıyametin gerek büyük gerekse küçük alametleri noktasından, küçükler yine sorun değil de büyük özellikle alametler açısından söylüyorum. Baktığımız zaman ise birçok tarihi süreçte farklı farklı yorumların yapılmalarının efendim sebepleri, iyi anlaşılamaması veya hadislerde, rivayetlerde ifade edildiği şekliyle hala bugün olmuş bekleniyor olması o vakaların aslında işte bu dediğimiz sebepten kaynaklanır. Müteşabih denilen efendim lafzın özelliğini iyi anlayamamaktan kaynaklanır. Onun içindir ki işte mesela Deccal'la alakalı gelen hadislerden bir tanesinde 60 arşın boyundadır ifadesi vardır. Yani bir nevi tabiri caizse minare boyunda adam bekliyor hala ümmeti Muhammed. Anlatabildim mi? Böyle biri gelecek. Çünkü Deccal'ı anlatan ifadelerdeki işte müteşabih lafızlardan biri budur. Yani onun o kadar uzun olduğundan bahsedilir ki onu kasteder. Uzunluk gibi anlaşılır. Çünkü ilk mana itibariyle baktığınız zaman kelimenin efendim öyle anlaşılıyor. 60 arşın boyundadır dendiği zaman ha boyunun çok uzun olduğunu işte minare uzunluğunda nereden baksanız işte örnek 30-40 metre boyunda misal biri gelecek diye ümmet ne yapmış? Beklemiş. Hala da böyle bekleyenler var. Oradaki o ifadenin bir rumuz olduğunu, bir şifreleme olduğunu anlatabildim mi? Asıl taşımış olduğu mananın başka bir şey olduğunu, müteşabih lafızların işte inceliğini bilenler ne yaparlar? Anlayabilirler. Veya işte bu Deccal'ın bir gözü kördür meselesi ile alakalı gelen bilgiler. Bakın hala ümmeti Muhammed'in içerisinde tek gözü kör, birinin çıkıp işte 60 arşın boyunda olması gerekiyor aynı zamanda. Öyle birinin çıkıp gelmesini bekliyorlar. Eskiden hikayeler vardı. Okullarda okuturlardı. Çok eskiden. Efendim tepegöz hikayeleri derlerdi. Anlatabildim mi? Aynı o tarz. Tek bir gözü var. Upuzun boyu var. Dev gibi. Böyle birinin çıkıp gelmesini ümmeti Muhammed'in çoğunluğu hala bugün olmuş ne yapıyor? İşin doğrusu bekliyor. Sebep işte sebeplere bizler baktığımız zaman bu hadislerdeki işte bu müteşabih lafızların payının çok büyük olduğunu fark ediyoruz. İşte geçmişten beri bunu gözden kaçırdığı için birçok insanlar orada anlatılan ifadeleri aynı inan ne yapmışlar? Beklemeye başlamışlar. Oysa oradakiler tamamen birer rumuzdur, bir nevi şifredir. Aslında anlatmaya çalıştığı şey başka bir şeydir. Anlatabildim mi? Aynı şey gibidir. Yani bir nevi rüyalar gibidir. Rüyalarda nasıl ki gördüğünüz bir nesne zahirde bildiğiniz anlamda kullanılmaz. O başka bir mana taşırsa müteşabih lafızlar da öyledir. Buna benzer yani. Anlatabildim mi? Yani senin zahirde bildiğin mana gibi kalkıp da rüyada gördüğün objeyi manalandıramazsın. Bu bir hatadır. Aynı bundaki o incelikler gibidir. Anlatabildim mi? Müteşabihatın, müteşabih lafızların özelliği budur.
Bütün problemlerde aslında baktığımız zaman buradan ne yapıyor? Çıkmaktadır. Anlatabildim mi? Müteşabih lafızların özellikle kıyamet alametler için söylüyorum. Bu tarz lafızlar içeren rivayetlerin bir özelliği daha vardır gençler. Müteşabihatın yani bir özelliği daha vardır. Dedik ya bu özelliklerini bilen, dinde derinleşmiş olan alimler, Kur'an ifadesiyle rasih olan kişiler, efendim ancak görürler dediğimiz gibi bir de bunun umuma açık olan kısmı vardır müteşabihatın. Bu da nasıl bir şeydir? O olay zuhur eder, olay zuhur eder, olay bittikten sonrasında ancak insanlar bunu anlatmak istediği meğersem bu imiş diye ancak anlayabilirler. Bir de bir boyutu vardır. Bazıları vardır sadece ehline açıktır. Kısacası sadece onlar anlarlar ve insanlar asla onu fark edemezler. Yaşadıkları süre içerisinde aslında zuhur eder ama insanlar bilmedikleri için o manayı ne yaparlar? Gelip gelmediğini bilmezler. O alametin zuhur edip etmediğini ne yapmazlar? Bilemezler. Ama bazıları da vardır bu müteşabihat içerisinde. Efendim, müteşabih olmakla beraber vaka zuhur eder. Vaka zuhur ettikten sonra insanlar bir anda onu idrak etmeye başlarlar. Derler, meğer hikmeti bunun buymuş. Bu anlatılmak istenen aslında olay buymuş. Bu şekilde zuhur etti. Ama işte baktığınız zaman iş işten geçmiş olur diyeceğimiz tarzda bir şeydir bu. Anlatabildim mi? Böyle de bir yönü vardır. Bunu mesela bizler derslerde, daha doğrusu sohbetlerde buradaki inceliği daha iyi anlaşılsın diye örnek verirken rivayetlerde Efendimizin dönemindeki bir vaka üzerinden ne yapıyoruz? Örnek veriyoruz ki müteşabihin anlamı ne? İnsanları iyi kötü anlayabilsinler diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte sahabelerle beraberlerken bir ara bir gürültü duyuyorlar. Gürültü duyduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki 70 yıl önce diyor cehenneme diyor bir diyor taş diyor yuvarlandı. Bugün diyor dibine şu dakika bunun dibine diyor vurdu diyor. O duyduğunuz gürültü diyor onun sesiydi diyor. Tamam mı? Derken 3-5 dakika sonrasında ortalama sahabenin bir tanesi dışarıdan geliyor mescide. Diyor ki ya Resulallah filanca Yahudi vardı ya 70 yaşlarında filanca Yahudi. Evet o biraz evvel öldü. Deyince sahabelerin çoğunluğu Resulullah'ın biraz evvel mescitte işte bu gürültü 70 yıl evvel cehenneme yuvarlanan bir taşlı dibe vurduğu sözcüğünün ne manaya geldiğini o zaman anlıyor. Resulullah aslında o adamı kastediyor. Anlatabildim mi? Onu anlatmaya çalışıyor. Bunu müteşabih bak lafızlarla ne yapıyor? Anlatıyor. Bu vaka zuhur ediyor. Bu vaka zuhur ettikten sonra anlıyorlar. İşte müteşabihatın zuhurattan sonrasında insanlar idrak eder. Bunun anlamı bu imiş, bunun hikmeti bu imiş dediğimiz kısmı ise kısmına yani daha doğrusu bu verdiğimiz örnek güzel bir örnektir. Anlatabildim mi? Bunu örnek olsun diye veriyorum. Yani bu da ayrı bir mesele. Şimdi bu rivayet, bu söylemiş olduğumuz rivayetin de sıhhatini konuşmuyorum şu an. Bu da normalde baktığımız zaman sıhhati tartışmalı hadislerdendir. Bu da ayrı bir mesele. Biz yani konumuzu güzel tanımladığından dolayı bu örneği verdik. Aynı bunun gibidir. Anlatabildim mi? Onun için işte bazı şeyleri gençler ne yapmayacağız? Birbirine işin doğrusu karıştırmayacağız. Bizim bilmemiz gereken şudur ki küçük alametlerin her birisi zuhur etmiş durumdadır. Efendim ve büyük alametlerin de birkaçı zuhur etmiş durumdadır. Onun için biz bu nazarla hareket edeceğiz. Meselelere bakarken de iman penceresinden bakacağız. Meselelere bakarken, olaylara bakarken, özellikle günümüz vakalarına bakarken gençler,
İman penceresinden, Kur'an'ın penceresinden bakmayan herkes gaflete de düşüyor maalesef. Aslında anlayamamalarının sebebi de buradadır. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da dedik ya bir sürü ayet var. Yüzlerce ayet var. Kıyamet safhalarının süreçlerinden bahsediyor. Mesela bizim sohbetlerde durmadan ekolojik dengelere vurgu yapmamız. Efendim GDO, GMO tarzı mesela ürünlere vurgu yapmamız. Bunlarla alakalı bilgilendirmeler yapmamız aslında hep bu kıyamet süreçlerini anlatan ayetleri izahtır. Anlatabildim mi? Çünkü Allah-u Teala'nın koymuş olduğu bir sünnetullah vardır. Kanunları vardır. Fıtrat kanunları vardır. İnsanlar maalesef bu fıtrat kanunlarına ürettikleriyle savaş açmış durumdalar ve dengeleri alt üst ediyorlar. Anlayabildiniz mi? İşte sular kaynayıp coştuğu zaman gibi ayetlerde ne yapıyoruz? Çok net bir şekilde anlıyoruz ki işte bu ekolojik bozulmanın getirisi olarak önümüzdeki 50 yıl içerisinde birçok ülkelerin denizlerin altında kalacağını ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Batıp gideceğini anlıyoruz. Bu ayetler aslında o süreçlerden bahsettiğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Bunlar sonuçta kıyamet süreçlerini anlatan ayetlerdir. Ama yapılan hatalarda burada yapılan hatalardan bir tanesi de budur. Kıyametten bahseden ayetleri toplu halde hepsinin kıyametin kopma yani kainatın son kopuş anı diye tanımlayabilirsek eğer tanımlarsak eğer son kopuş anında hepsinin zuhur edeceği algısıdır. Bu algıdan dolayıdır ki bakın bazı ilim ehli olanlar da bu hataya düşüyorlar. İşte oraya giden süreçlerde İşte sular kaynayıp coştuğu zaman gibi ayetlerin aslında belli bir dönemde ön tecellilerinin zuhur edebileceğini hesap etmiyorlar. Bunların hep en sonunda olacağını zannediyorlar. Oysa Kur'an ayetlerinin öyle bir özelliği vardır. Kaldı ki kıyametten bahseden alametlerin öyle bir özelliği vardır. Ön tecelliler dediğimiz tecelli tarzları vardır. Anlatabildim mi? Önceden tecelli eder, haberdar eder. Bir sonraki safhayı. Çünkü sebepler alemindeyiz. Durduk yere sular kaynayıp coşmayacağına göre onu etkileyen sebepler önemli. Değil mi? Şimdi onu etkileyen sebeplere bakıyorsun. Yeryüzünde fesat çıkartmayın gibi ayetlerle bakıyorsun. Ekolojik dengenin zarar görmesinin neticesi olarak işte buzullarda erimelerin çoğalacağını, buzullardaki o erimelerin çoğalmasıyla beraber suların efendim artış göstermesini vesaire vesaire. Birçok böyle ekolojik birbirini tetikleyen bozulmaların sürecinin başladığını ne yapıyoruz? Anlıyoruz işte bu ayetleri böyle yan yana yan yana dizdiğimiz zaman bütün bu bahseden ayetleri toplu halde böyle okuduğumuz zaman kıyamete giden bir süreçten ayrıca bahsettiğini bir nevi merdiven gibi basamak gibi her birinin belli bir dönemde zuhur edeceğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Nitekim de şu an günümüz olaylarına, günümüz vakalarına, gerek arzi felaketlere, gerek semavi felaketlere efendim bakan insanlar bu ayetler ışığında net bir şekilde zaten görürler ki kesinlikle kıyamet süreçleri aslında zuhur etmeye başlamış. Çoktan başlamış hem de. Bizler her gün emin olabilirsiniz. Her gün bakın istisnasız bir kıyamet alametinin zuhuruna şahit oluyoruz. Her gün bir alametin zuhura geldiğini ve tecelli etmeye başladığına bizler şahit oluyoruz. Ama insanlar özellikle Müslümanlar maalesef bunların çoğusunun farkında dahi değiller. Onun için ahir zamandayız. Ahir zamanında ortasındayız gençler. Ondan dolayı işte imanları ne yapacaksınız? İyi muhafaza edeceksiniz. İmanlarınızı muhafaza edecek efendim tutumlar sergileyeceksiniz. Bunlar önemli. Bu dünya sonuçta geçici bir yer. Eninde sonunda herkes ne olacak? Ölecek. Zaten kişinin ölümü kendisi için nedir? Bir kıyamettir. Kıyameti kopmuş demektir. Dönüşü de geri olmayacağına göre demek ki ölmeden evvel aslında
Gayret etmek lazım. Boş geçirmemek lazım. Bu dünyanın fani olduğunu da unutmamak lazım. Herkesin nefsi nefsi diyeceği bir zamanda rezil ve rüsvay olmamak adına dünyadayken size tanınan bu ömür sürelerini ne yapacaksınız? İyi değerlendireceksiniz. Elinizden geldiği kadarıyla. Bilinçli yaşayacaksınız. İdrakli yaşayacaksınız. Önemli olan budur. İmtihanımız, işin doğrusu Müslümanın yeryüzü imtihanı hala devam ediyor. Öldüğümüz zaman bu imtihan süreci tamamen ne olmuş oluyor? Kapanmış oluyor. Onun için bu imtihanda ne kadar başarı göstermişiz, ne kadar başarılı olmuşuz, sizlere sizin yaptığınız yani üniversite sınavları açısından konuşacak olursak işte kaç netiniz var, kaç tane efendim yanlışınız var, işte 4 yanlış bir doğruyu götürür, götürmez gibi işte yarın ahirette amel defterleri dağıtıldığında gün yüzüne çıkacak olan şeyler. Müslüman kazanımlarını ve kayıplarını ki özellikle kazanımlarını, Müslümanlık yolundaki kazanımlarını gerçekte zaten ne yapabilir? Ancak orada öğrenebilir. Onun için bu bilinçler, idraklar önemlidir gençler. Hepten dünyaya da kapılmayacağız. Gaflete düşmeyeceğiz. Hepten ahirete de bağlanmayacağız. Dünyadan yüz de çevirmeyeceğiz. Anlatabildim mi? Dünya ve ahiret dengesini iyi kuracağız. Hadisin ifade etmiş olduğu şey gibi. Dünyada kalacağınız kadar dünya için, ahirette kalacağınız kadar ahiret için çabalayın. Buradaki o dengeyi iyi anlayacağız. Çalışacağız Allah için, vatan için, millet için, İslam için. Çalışacağız, okuyacağız, üreteceğiz. Niyetiniz bu olursa işte yapmış olduğunuz o çalışmalar, üretmeler, okumaların her birisi ibadet olmuş oluyor işte. Değişen bir şey olmuyor. Müslümanın böyle bir avantajı var bakın. Dünya adına çalıştığınız işlerinizde bile niyetiniz Allah rızasıysa, ümmeti Muhammed'in selametiyse, vatanımızın, insanlarımızın selameti içinse bakın siz o yapmış olduğunuz çalışmalarınız ibadete dönüşmüş oluyor. İbadet ecri almış oluyorsunuz. Kaybedecek bir şey yok yani Müslüman. Normalde baktığınız zaman. Onun için diyoruz yani hepten de ahirete dönmeyin. Hepten ahirete dönmek, dünyadan el ayağı çekmek bu bilinci anlayamamaktan kaynaklanır. Çünkü dünya işleri denilen şeyler adı dünya işleri olsa da sonuçta bunların her birine yönelik bakan ayetler vardır. Hadisler vardır. Değil mi? Bunların bazıları ibadettir zaten. O ibadetleri, işte ibadet kavramını iyi anlamak lazım. Burada da bu mevzu işin içine giriyor. İbadet kavramını sadece namazdan ibarettir indirgendiğinden dolayı. İbadet eşittir namaz. Sadece bu algılandığından dolayıdır ki Müslüman aleminde bakın bu kargaşalar çıkıyor. Oysa Müslümanın taşıdığı niyet çok önemlidir. Allah rızasını güttükten sonra, Allah rızasını gözettikten sonra yerden kaldıracağı bir çöp dahi ibadettir. İbadet. Anlayabildiniz mi? Bu kadar geniş bir meseledir bu. İbadet sadece bir tek ibadete indirgenmez. Onunla tanımlanmaz. Geniş bir kavramdır. Onun için işte Kur'an'da 1000 civarında emir, 1000 civarında nehi olmak üzere baktığımız zaman 2000 civarında aslında ibadet kavramını vardır. İbadetten bahseden kavramlar vardır. Oysa günümüzde yanlış algılardan biri de budur. İbadet dendiği zaman sadece namazdan oruç akla geliyor. Sanki başka bir şey yokmuş gibi. İşte bunun getirisi olarak da otomatikman işte dünya işleri, dünyaya çabalama, okuma gibi mevzular dünyalık gibi görülüyor. Orada onun dünyalık olması veya o dünyalığı ahiret nimetine çevirebilmek senin işte taşıyacağın niyetle orantılıdır. Evet, dünya hırsların için, nefsin için, şehvetin için
niyetlenip de onu çalışır kazanırsan doğru. O senin dünyalığındır işte. Ama niyetini Allah rızası için, ümmeti Muhammed'in selameti için, vatanımızın, milletimizin selameti için ben bunu öğreneceğim, ben bunu çabalayacağım, ben bunu üreteceğim deyip de yaptığınız zaman bak işin içerisinde ibadet dediğimiz husus devreye giriyor. Niye? Bir gayen var, amacın var. Onu kazanmandaki sebep var, belli. Anlayabildiniz mi? Yani bir nevi şöyle düşünün. Ben bu parayı kazanacağım, yiyeceğim, içeceğim. Oo, vur patlasın, çal oynasın. Bu da bir niyettir. Ben bu parayı kazanacağım. Allah rızası için kazanacağım. Ve Allah rızası için Rabbimizin bana dediği gibi de davranacağım. Ben bu parayı Allah yolunda harcayacağım. Garibanı kollayacağım. Miskini kollayacağım. Fakiri fukarayı gözeteceğim. Ben bu kazancımı bunun için çabalıyorum. Bunun için kazanıyorum. Ben bu sermayemin yarısını atıyorum. Üçte birini sırf buna hibe edeceğim. Gibi bak niyet de bir niyettir. Böyle çalışmak da bir çalışmaktır. Bu şekilde çabalayan bir insan, bu niyetlerle kazanan bir insan, emin olun bakın. Geçenlerden anlattım ya bir hadisi. Niyetlenip de iyi bir şeye yapamayan, velev ki yapamadığını farz edin. Yapmış gibi ecir alıyorsun işte. Dedim ya bu ümmete münhasır bir durumdur bu sadece. Geçmiş ümmetlere bu verilmemiş. Bu ümmetin en önemli özelliği bu. Dünya adına çalışacağı her şey niyeti düzgünse ibadete dönüşecek bir husustur. Ona ecir kazandırır. Anlayabildik mi? Ondan dolayı işte zamanında geçmişte bazı alimlerce verilen yanlış fetvaların ceremesini bu ümmet fazlasıyla ödedi. Artık o fetvalardaki gibi davranmayacak bu ümmeti Muhammed. Özellikle gençler. Aman efendim tıp ilimleri gibi ilimler. Kimya, matematik, maddi ilimler. Okumak mekruhtur, kerahattır, yok haramdır gibi zamanında verilen fetvaların ceremesini bakın 100 yıl aşkındır bu ümmeti Muhammed fazlasıyla ödüyor. Sebebi budur. O beğenmedikleri, maddi dedikleri, dünyalık dedikleri ilimleri okumadığı için ümmeti Muhammed, bak bugün üstün teknolojiler sahibi olan ehli küfrün karşısında hezimete uğruyor. Niye? Aynılarını üretemediği için. Aynı gücü yakalayamadığından dolayı. Bak Müslüman aleminin durumu ortada. Sebebi bunun işte budur. Ondan dolayı işte ne yapacaksınız? Matematik deyip geçmeyeceksin. Kimya deyip geçmeyeceksin. Tıp deyip geçmeyeceksin. Çünkü bu zamanın şartları bunu gerektiriyor. Bunların her birisi birer ilimdir. Ve bu zamanın gençliğine bunların her birini okumak, niyetlerini düzgün tutarak diyorum ama. Niyetinizi Allah rızası için tutarak okumak, bu zamanın Müslüman gençlerine bunları okumak vaciptir. Mecbursunuz. Başka türlü çünkü küfür ehlinin oyunlarıyla mücadele edemezsiniz. Onlarla mücadelede kullanılan her türlü materyali kullanmak, onları öğrenmek gençliğin üzerine vacip. Dolaylı olarak tabii bütün Müslümanların üzerine vacip. Ama gençliği özellikle belirtiyorum. Anlayabildiniz mi? Bunlar çok önemli. Şöyle bir düşünmüş olsanız, ben şimdi bu mevzu çok uzayacak bir mevzu olduğu için girmek de istemiyorum. Kafanız bulanmasın diye. Düşünseniz bu dediğimi anlarsınız. Ne kadar büyük bir mesele olduğunu. Bakın bizler baktığımız zaman işte bu bugünkü Müslüman aleminin zelil olması ilimden bilimden geçmişte yüz çevirmenin ceremesidir. Kur'an'ın ilme bakan, bilime bakan emirlerinden yüz çevirmenin getirisidir. Başka bir sebep yoktur yani. Anlatabildim mi? Onun için bunlar önemli kavram. Müslümanların yine eski ihtişamını, gücünü,
gerek maddi gerek manevi planda kazanabilmesi için bu bilinç ve idrakler şarttır. Bu niyetler şarttır. Okumak, üretmek şarttır. Bu mevzular üzerine o kadar çok konuşulacak şeyler var ki. Yıllardır işin doğrusu konuşuyoruz. Bitiremedik, bitecek gibi de değil.